Mert'le Afra diyeceğiz. Çünkü gerçekten bir dizi partneri ve daha sonra oluşan bir ilişki. Ay, 2 yıldır bu konuyu konuşuyoruz. 2 yıldır. O kadar büyük etkileri var ki, o kadar çok seviliyorlar ki. Ayrıldıklarında nasıl bir ülkecek, üzülecek bu insanlar ben düşünemiyorum Niye bile. Niye evlenecekler? En son evleniyorlardı. Hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum ama konuyla ilgili bir Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu dizi tatile girdi, onlar da tatile çıktı. Hadi izleyelim, sonrasında konuşalım. Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir için arkadaşız dedi mi? Her şey bildiğiniz gibi, her şey bildiğiniz gibi. Karşılıklı imalı açıklamalar yapan çiftten sürpriz bir hamle mi geldi? Fazla girmeyeceğim ya. Abi, yok. Şu anda İspanya'da tatilde olan çift neden gündem oldu? Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu yine yeniden gündem oldu. Aşkları geçtiğimiz yaz belgelenen ünlü çiftin dalgalı ilişkisinde yeni gelişmeler var. Bir dargın, bir barışık. Sizi Aralık ayına götürüyoruz ve Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir için sadece iş arkadaşıyız, özel bir birlikteliğimiz yok açıklamasını yapmıştı. Sadece iş arkadaşıyız. Geçtiğimiz ay Afra Saraçoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendi çiçeğimi kendim alırım notuyla işte bu fotoğrafı paylaşmıştı. Kışın Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'na evlilik teklifi ettiği iddiaları da vardı. Oldu bir şekilde. Ne kadar özel sorularsın. Yüzük detayı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in Yalı Çapkını dizisinin sezon finali partisindeki samimi görüntüleri. Başarılı bir sezon geçiren Yalı Çapkını dizisinin sezon finali partisinde Afra ve Mert oldukça yakın görüntüler vermişti. Sık sık yan yana görünen çift dikkatlerden kaçmamıştı. Mert Ramazan Demir evlilik sorusuna ne cevap vermişti? İlişki sorularına cevap vermeyen oyuncu Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ile tatil planı var mı sorusuna... Just sürpriz. Evlilik sorusuna... Güzel. Bir ilişkiniz var. Eyvallah. Daha da ilerletmeyi düşünüyor musunuz? Eyvallah. Yanıtlarını vermişti. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir İspanya'da görüntülendi. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu tatil için İspanya'yı tercih etti ancak yine de kameralara yakalandılar. Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir'in iyi bayramlar notuyla paylaştığı fotoğrafa işte bu yorumu yaptı. Tatilleri devam ederken ikili için inanamayacağınız bir iddia ortaya atıldı. Afra ile Mert evlendi iddiası. İspanya'da tatilleri devam ederken gündeme bomba gibi düşen iddia kısa sürede gündem oldu. Ancak bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Sonbahar ve kış aylarında mümkün olduğunca ayrı gözüken ancak bahar ve özellikle yaz aylarında birlikte olan çiftin ilişkileri nereye gidecek merak konusu. Evet, bir dizi birlikteliği, dizideki partnerler gerçek hayatta sevgili oldular. Hem dizi partnerleri nedeniyle çokça sevildiler. Daha sonrasında da normal sosyal hayatlarında da sevilmeye devam ediyorlar. Şimdi yaklaşık 2 yıldır bu dizi var değil mi Yalı Çapkını? Evet. Ben de 2 yıl işte 3. yılıma girdim yorumculukta. İlk bu haber çıktığında önüme geldi, dedim ki ya bu bir PR çalışması. Ama yani yırtıyorum kendimi. Ya dedim işte onunla olmaz, bununla olmaz ama şimdi diyorum ki, bak ne diyorum biliyor musun? Birbirlerine yakışıyorlar, evlenirler ya. Ve çok da mutlu olurlar diyorum. Gerçekten. Rahat, tabii canım, oldu mu şimdi? Var ya Afra Mert fanları beni parçalıyorlardı. Parçaladı. Vallahi nime nime diyorlardı ama yıllar geçti bak, üzerinden 2 yıl geçti, ikna oldum. Bak bu kadar ikna olmam zor bir şey yani, benim ikna olabilmem. Ama ilk çıkan haberlerden sonra burada yorumlarken dediniz, tabii, PR ilişkisi. PR, ben inanmıyorum. Diyorlar ki beraber, ya yok tatile gidiyorlar. Hayır diyorum. Gitmemişlerdir. Gitseler bile bunlar diyorum diziyi işte şey yapmak için. Vallahi böyle diyordum. Ama bak şimdi ne diyorum? Afra Mert fanları. Ben ikna oldum. Diyorum ki çok yakışıyorlar. Evlenirler ve çok mutlu olurlar. Vay be, söylemezsem ya. Olmaz masasından. Evet. Yalı Çapkını'ndan sevgililere uzanan bir çifti öven bir yorum. Şimdi yorum. Rahat bir nefes alabilirler ama evet. Ben çok öyle konuşmayacağım. Gerçekten mi? Yani şöyle,
Evet, şu an çok tatlı bir birliktelikleri olabilir. Ama işin ucuna baktığım zaman, devamlılığına ve geleceğine baktığım zaman bu dizi bittikten sonra çok da aslında devam ettirebilecekleri bir ilişkileri, o kadar büyük bir bağları olduğunu düşünmüyorum. İkisi de çok genç, 26 yaşındalar. Evlenseler hadi evlendirelim bunları. Çok da sağlıklı bir şekilde devam ettirebilecek bir evlilikleri olabileceklerine de inanmıyorum açıkçası. Çünkü ilişkileri içerisinde birçok kere krizler yaşadılar, bir ayrıldılar, barıştılar. Afra Sarıçoğlu'nun doğum gününü yalnız geçirdiği zamanlar vardı. Şu anda neyi biliyoruz? İşte beraber aynı evde yaşadıkları, Cihangir'deki evini Mert Ramazan Demir'in boşalttığı, ama evini boşaltmış olsa da sürekli Cihangir'deki o mahallesinden, mahalle muhtarlığından kopamadığı, gezdiği. Biz dizi devam ettiği süreç zarfında onları hiç yan yana göremedik açıkçası. Birlikte görüntü vermekten imtina ettiler, geri durdular. Ben de onu anlamıyorum. İkiniz de, pardon lafını kes, tabii ikiniz de bekarsınız. Hı-hı. Yani bu kadar şaibe katmaya ne gerek var? Yani hiçbir zaman için biz onları bir lansmanda, bir törende veya başka bir yerde el ele tutuşup yan da resmi olarak biz beraberiz kelime bile çıkmadı. Çıkmadı. İşte bunlar olmayınca da hep şunu konuştuk biz geçmişte de. Ya bu bir PR çalışması, işte diziyi desteklemek amaçlı yapılan şeyler, ama sonrasında öğrendim ki evet beraberler, ama ben de şunu anlamıyorum, niye halkı böyle ikilemde bırakıyorsunuz? Hı. İkiniz de bekarsınız. Hani şöyle, kendi fanları zaten çok kendilerinden daha çok sahip çıkıyor diyebilirim yani. Evet. Fanlar bu ilişkiye daha çok sahip çıkıyor. Kesinlikle. Ayrılacaklar diye ödleri kopuyor. Siz de zaten diliniz yanmış. Evet. Hani yaptığınız eleştirilerden epeyce yani saldırı falan olmuş, size de linç gelmiş bu konuda. Ama ben önüme koyduğum zaman evet, şu anda birlikte tatildeler mi? Tatildeler. Geçen yaz da tatildelerdi zaten dizi sezon finaline girdiği zaman. Ama dizi 3. sezonda da devam edecek. Onları biz yine birlikte mesai yaparken dizinin içerisinde zaten göreceğiz. Ama ben en çok şunu merak ediyorum. Dizi bittiğinde bu ilişkiye ne olacak? İşte ne oluyor biliyor musun? Şöyle söyleyeyim. Hani bu, ben daha önce de söylemiştim. Bu dizi olaylarında çok fazla vakit geçiriyorlar. Çok fazla zaman geçiriyorlar birbirlerinden. İster istemez etkileşmemek elde değil yani insan. Bir de çok fazla temas var çok sevgili, fazla temas karı kocayı oynadığın zaman. Çünkü düşünsene bu dizi başladığında Afra Sarıçoğlu, bir tane daha Mert vardı. Mert Yazıcıoğlu ile birlikteydi. Ben bu Mert'leri karıştırıyorum. Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisi vardı. Beraber üçlü arkadaşlardı. Üçlü arkadaşlardı. Evet. Yani ben ne bileyim, konduramadım baştan. Dedim öyle ki ya, dedim mümkün değil, bunlar üçlü arkadaş. Çok iyi arkadaşlar. Bunlar anca dedim PR çalışmasıdır. Yani çünkü benim mantığım öyle işler. Yani ben bir arkadaşımın sevgilisine yan gözle bakamam, bakmam, ya da bir düşünmem. Arkadaşının eski sevgilisiyle sevgili olmazsın. Sevgili olmam veya ne bileyim işte bir zamanlar sevgili olduğum bir insanla da dost olmam yani. Çünkü benim zaten dostum çok. Dosta ihtiyacım yok ki benim, değil mi şimdi? Veya hayatımın içerisinde niye olsun derim. Şimdi hal böyle olunca da ben hiçbir zaman için konduramamıştım. Ama gerçekten nasıl bir o artık etkileşimse, işte o çok fazla vakit geçirme olayı oluyor yani. Aslında evli olan çiftler için de ne kadar tehlikeli bir meslek değil mi oyunculuk? Düşündüğün vallahi zaman, düşünsenize eşiniz oyuncu. Eşim oyuncu, işte o yüzden oyuncu değil. Ha, olamaz değil da. Yani ya ben nasıl katlanabiliyorsun? Şimdi bir tabii çok ki aslında ünlü çiftimiz var. Tabii ki bunu çok oyuncu, başarıyla yürüten çiftlerimiz de var. Çok var. Mesela bir Kıvanç var, ama eşi tabii de zaten bu sektörden gelme. Çok olayı cool'lar biliyor. Onlar çok onların cool'lar. Kafa yapılarına kadar ulaşamayız asla. Yani var güzel örnekler var aslında. Burak Özçivit, Fahriye var. Ama şimdi onlar da yine aynı sektör. Aynı meslektaşlar. Aynı jenerasyon yine. Şu an yeni işte Birce Akalay, Hakan Kurtaş, yine oyuncular. İşte anladın mı niye bu oluyor biliyor musun? Yani setten başka bir hayatları olmuyor ki insanların. Ya da birbirlerinin hayatını kabul etmeleri için ikisinin de oyuncu olup ikisinin de aynı şeyleri yapıyor olması lazım ki bu ilişki kaldırılabilsin. Belki de, bilemiyorum. Yani tabii mesela ki o ilişkinin dinamiği nasıl oluyor bilmiyorum. Hani ben kendi meslektaşımla olur muyum düşünüyorum. Olmam diyorum. O benim kendi tercihim, ama olanlara da saygı duyuyorum tabii ki.
Ama Afra ve Mert şu anda tatilde. Tabii şimdi İspanya'yı tercih etmiş olmalarına rağmen, güzel yurt dışında yer, güzel olmalarına rağmen maalesef o kadar ünlüler ki bu ünlülük onları bizim muhabirlerimiz olmadan da magazine taşıyabiliyor. Çünkü herkesin elinde artık telefonlar var. Aa, en bu büyük telefonlarla paparazzi bunlar. Kesinlikle herkes hemen gördüğü gibi bizlere ulaştırabiliyor. Lütfen sizlerin de etrafınızda gördüğünüz ünlülerle ilgili haberleri ihbar hattımıza bekliyoruz diyelim konuyla evet. ilgili olarak da. Vallahi siz artık kabul etmişsiniz. Ben ettim, pes ettim. Ama bak benim bunu kabul edebilmem 2 yılımı aldı. Çünkü niye biliyor musun? Ya konduramadım ya. Yani üçü çok yakın arkadaşlardı. Çok başlama paylaşımlar yapıyorlardı. Çok yanlış. Başlama şekilleri çok yanlış. Yani neye göre yanlış, neye göre değil i̇şte bilemiyoruz bu, ama bu arkadaşlık yüzünden. İşte. Önceden üçü birlikte arkadaş olduğu için. Evet. Sonra dizi setinde birlikte mesai geçirirken birbirlerinden etkilenip de ilişkiye başlıyorlar. İşte onlar birbirlerini tanıdıkça, arkadaş olarak tanıdıkça çok ısındılar gibi geliyor birbirlerine. Ve şöyle bir şey olacak Pınar Hanım. İlerleyen zamanlarda da bu ilişki ne kadar giderse gitsin, bu ilişkinin başlama şekli hep onların peşinden gelecek. Yani doğru biz diyorsun. Afra Mert dediğimiz zaman yine hep bunu anacağız. Anıyoruz işte bak. Evet. Hemen gözümüzde evet. canlanan tablo evet. bu oluyor. Konuştu yani olay oraya götürüyor bizi. Zor, zor bir başlama şekli. Yani kimseye tavsiye etmiyoruz, tasvip etmiyoruz bu başlama tabii şekillerini. Ki, tabii çünkü ki. Çünkü ne olacak? Günün sonunda bir gün ne, ya ayrılırsanız. Ya ailemizin içine kimseyi sokamayacak mıyız? Veya bugün hayatımıza kolumuza taktığımız bir erkek arkadaşımızın ahlaki değerlerini bu şekilde mesela nasıl söyleyeyim ahlak çok önemli bir şey kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Yani duruş, ben bugün belli bir sınır. Sınırı var. Arkadaşımın yanına en yakın dostumun yanına seni götüremeyeceksem değil mi? Hep bu doğru. soru işareti çok kalacak doğru. insana. Kesinlikle. Yani bugün sosyal medyada bile bak mesela ben geçenlerde bir şeye şahit oldum. Bir arkadaşımın sevgilisi bir ortama gidiyorlar yurt dışında bir yere. Orada başka bir arkadaşlarıyla oturuyorlar, konuşuyorlar. Derken oradaki tanıdığı, ondan sonra döndükten sonra ayrılıyorlar ve o ortamda tanıdığı onunla birlikte kız mi? Arkadaşını Instagram'dan ekliyor mesela. Bu da çok çok yanlış. Yanlış bir şey. Kesinlikle. O da yanlış. Bu da ahlaksızlıktır kesinlikle. Bence yani. Ne farkı var? O zaman ben seni hiçbir ortama sokamayacağım. Sokamayacağım. Çok yani, haklısın.